Merhaba, bugün karnabahar ve mısır unuyla harika bir tarif hazırlıyoruz. Burada 300 gram karnabaharım var. Onu bu şekilde küçük küçük çiçeklerinden ayırdım ve güzel bir şekilde yıkadım. Ve orta boy tohum içerisine karnabaharları alıyoruz. Mutlaka sudan geçirin. Oldukça pratik ve lezzetli, harika bir tarif oluyor. İsterseniz kahvaltıda, isterseniz de ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz. İçerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı ilave ederek kısık ateşte karıştırmaya başlıyoruz. Çok besleyici ve kolay olan bu tarifi mutlaka sizler denemelisiniz. Yağın her tarafına gelmesini sağlıyoruz. Ocağım şu an kısık ateşte. Kapağını kapatıp kısık ateşte 2-3 dakika kadar kendi suyunda pişiriyoruz. Mutlaka ocağınız kısık ateşte olsun arkadaşlar. Tekrar kontrol edelim ve karıştıralım. İçerisine çeyrek çay bardağı su ilave ediyorum. Daha fazla kullanmanıza gerek yok. Zaten karnabahar hemen yumuşan sebzelerden bir tanesi oluyor. Tekrar kontrol ediyoruz ve karıştırıyoruz. Ocağım devamlı kısık ateşte arkadaşlar. Kısık ateşte görmüş olduğunuz gibi suyunu çekti ve yumuşamaya başladı ara sıra mutlaka kontrol edin ve karıştırın. Tekrar kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. 2 tane yumurtamı bir kabın içerisinde iyi bir şekilde çırpıyorum. İçerisine 1 çay bardağı süt, ardından 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı dolusu mısır unu, 1 yemek kaşığı un, yarım çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığına yakın kabartma tozu ve pul ilave ederek karıştırıyorum. İyi bir şekilde karıştırın un tortusu kalmasın. Beni buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorumlarınızı fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Karnabaharlarımızı tekrar kontrol edelim. Yeteri kadar yumuşadı ve çok az da kızarmaya başladı. Kıvamı bu şekilde. Yeteri kadar yumuşayan karnabaharların üzerine Hazamış olduğumuz sosun tamamını dökeceğiz. İsterseniz içerisine biraz tuz atabilirsiniz karnabaharları. Ben sadece sosla kullanıyorum. Daha fazla tuzlu olmasını istemedim. Karnabaharları düzeltelim ve hazırlamış olduğumuz yumurtalı harcın tamamını dökelim. Arkadaşlar en önemli püf noktası ocağımız devamlı kısık ateşte olması gerekiyor. En düşük ayarda daha iyi pişiyor karnabaharlar ve fazla suya ihtiyaç kalmıyor. Kapağını kapatalım ve kısık ateşte ortalama 5 dakika pişirelim. İsterseniz ters çevirin veya bu şekilde maydanozla süsleyerek servis tabağın içerisine alabilirsiniz. Arkadaşlar harika gözüküyor. Karnabahar sevmeyenler bile bu tarifle karnabahara bayılacak. Kıvamı bu şekilde. Tarifimiz sona geldim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.